Merhabalar. Uzun zamandan beri kayıt yapmıyordum. Yine sevimsiz bir konuyla karşınızdayım. Bugün inceleyeceğimiz, artık beni tanıdığınız namı diğer dolayısıyla didik didik edeceğimiz haber bu. Elektronik sigara zirvesinde vergisiz ve denetimsiz ürünler tartışılmış. Malum bu konu uzun zamandan beri aralıklarla endüstri tarafından basına servis ediliyordu. Ama son zamanlarda çok sık servis edilmeye başlandığını görüyoruz. Demek ki yukarıdan veto yemeye devam ediyorlar. Elektronik sigara sevenler platformları falan kuruldu. Elektronik sigaraya özgürlük diyenler oldu. Endüstri kaçak ürünlerle mücadele etmek üzere kampanyalar falan başlattı. Yani tütün sanayicileri 150 bin esnafla birlikte kaçağa karşı mücadele edeceğiz dedi. Tütün Sanayicileri Derneği tütün mamullerinin yasa dışı ticaretinin verdiği ekonomik ve toplumsal zarara dikkat çekmek amacıyla diye lanse ettiği yasa dışı kapı dışı kampanyasını başlattı. Hatta el ele verip ya da yan yana oturup basına sunum falan yaptılar. Şimdi burada yasa dışı üründen kastedilenler aslında gümrük kaçağı ürünler, yani endüstri malları. Tek farkı başka ülkelerde üretilmiş olmaları. Yani para endüstrinin cebine Türkiye'de değil de örneğin Fizan'da giriyor. Endüstri kampanya kapsamında yasa dışı tütün ticareti konusunda toplumsal farkındalığın arttırılması hedefleniyor da dedi. Endüstri bu, her şeyi der. Lafı öyle güzel kılır ki ne olduğunu anlamazsınız. Endüstri toplumsal farkındalık dediyse siz bunu başka türlü okumalısınız. En iyi niyetle politik farkındalık olarak okumalısınız. Meali ise tabii ki endüstri ile devlet arasında ekonomik bir çekişme olduğudur. Tütün endüstrisinin devlet ile arasındaki ekonomik çekişmenin günümüz itibariyle öznesi bu haberin de konusu olan elektronik sigara olmuştur. Şimdi bakalım bu fotoğraf kime aitmiş? Deneyelim bakalım bakalım. Bat Türkiye, British American Tobacco Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Güven Bey'e aitmiş. İnsanın yani soyadı ilgi çekici tabii, Güven. Üzgünüm, değil mi ki Murat Bey'e tütün endüstrisi bir kere bulaş olmuş. Kendisine asla güvenmem. Murat Bey fotoğrafta gördüğünüz gibi sağ elini pantolon cebine sokarak poz vermiş. Bir fotoğrafta eller kendi hallerine bırakılamayacak kadar önemli tabii. Bu haliyle beden dili bize iş dünyasıyla ilgili bir sıkıntısı olduğunu söylüyor. Konuyla ilgili gergin ve güvensiz olduğunu sanki itiraf edercesine gülümsemeye de çalışmış kendisi. Aslında kamera karşısındaki duruşun gerçek ruh haliyle ilgisiz olabileceğini de gözetmek gerekirse de Allah açıkçası Murat Bey'in bir alfa olmadığı kesin. Bu fotoğraftan öyle anlaşılıyor. Dolayısıyla haberde kullanılan fotoğrafın bir görsel iletişim kazası olduğunu söylemek mümkün. Tabii beden dili iletişimin en önemli unsurlarından biri. Bir yönetici de bunu bilmek zorunda. Her durumda haberde elektronik sigara görseli kullanamazlardı. Zaten de kullanmamışlar, iyi yapmışlar. Geçelim haberin metnine. Öncelikle bu haberin bir sağlık haberi olarak haber sitesinde tasniflenmiş olması trajik. Çünkü haberin içeriği tamamen duygusal, yani endüstrinin para kazanma potansiyelini arttırmak için söylediği yalanlardan ibaret. Evet, İngiltere'de gerçekleştirilen elektronik sigara zirvesinde yeni kategori ürünler sağlık, zarar azaltma, regülasyon ve kayıp kaçak konuları ele alınmış.
Elektronik sigara zirvesi insan sağlığı, insan hayatı için endüstrinin deyimiyle daha az zararlı bir ürünü nasıl ederiz de salgın haline getirebiliriz zirvesi herhalde. Ne diyelim? Aferin, 10 puan o zirveye o zaman. Türkiye'den katılımcıların da yer aldığı zirvede herhalde vergisiz ve denetimsiz ürünlerin oluşturduğu tehditler tartışılmış. Sanırsın ki elektronik sigara vergilendirildiği ve denetlendiği müddetçe insan sağlığı ve hayatı için tehdit oluşturmuyor. Para için ürettiğin ürün hakkında zararsız diyemeyip de daha az zararlı demek bir insanın omuzlarında ciddi bir yük olmalı. Ailesinde büyük travma yaratıyor olmalı. Herkes kolay kolay bunu söyleyemez. Yani bizim mahallede böyledir. Kolay sindirilecek bir şey değil. Çiğne çiğne yutamazsın, ağzında büyür. Demek ki söyleyebilenler var. Farklı bir meziyet olduğunu söyleyebiliriz. Ben söyleyemezdim. O yüzden raportör oldum herhalde. Devam edelim. 11. Vay 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 vay. 11. The E-Cigarette Summit UK, İngiliz Tıp Derneği Royal College of Physicians'da gerçekleştirilmiş. Tabii bu etkinlik Royal College of Physicians web sayfasında yer almıyor. Çünkü etkinliğe yer kiralamanın dışında bir rolü yok. Adı kullanılmak suretiyle güvenilir sağlamak istenmiş olabilir. Zirveyi organize eden firma Smooth Events, firma bilet satışlarından başka geliri olmadığını söylüyor ve elektronik sigara endüstrisiyle bağı olmadığına dair bin bir yeminler ediyorsa da söz konusu biletler kimin tarafından satın alınıyor, satın alınan biletler kimlere hediye ediliyor bilmiyoruz. Zirvede yeni kategori ürünler, sağlık, zarar azaltma, regülasyon ne ya? Kötü tercüme metinler ellerine verilmiş bunların. Ve kayıp kaçak en çok konuşulan konular olmuş. Regülasyon herhalde hukuksal düzenleme denilmek isteniyor. Türkçesi böyle. Sağlığa zararlı ama daha az zararlı bir ürünü yasallaştır demenin hafifletilmiş bir hali mi oluyor acaba, regülasyonu da olabilir. Hani Türkçesini hukuksal düzenleme söyleyemiyorsam. Peki neden? Sağlığa zararlı bir şeyi neden yasallaştıracakmışız? Sen daha çok para kazan diye mi? Her ne zaman saçmalasam, aradan sıyırmaya çalışsam, rahmetli anneannem "hıh çok akıllısın, birazını bize ver bari" derdi. Utanıp susardık. Bu vesileyle ruhu da şad olsun. Evet, zirvede yeni kategori ürünlere ilişkin bilimsel kanıtlar ve düzenlemeler de tartışılmış. Yani elektronik sigaraların sağlığa zararsız olduğunu kanıtlayan veriler neler? Henüz kendileriyle biz müşerref olamadık. Böyle bir şey var yeryüzünde. Yani olsaydı zaten tütün endüstrisi de çarşaf çarşaf yayınlardı. İki balondan birine sigara içirtmek, diğerine elektronik sigara içirtmek testlerini şaka kabul ediyorum. Tabii bunu da belirtmem gerekiyor. Bunun dışında veri varsa bilimsel, o zaman onu görmek gerekir. Niçin saklıyorsunuz, var deyip göstermemek nasıl bir şey? Düşünelim. Daha az zararlı kısmı zaten kabul edilebilir bir söylem değil. Oraya tekrar tekrar girmeyelim. Öldürmüyor, süründürüyor meselesine ne münasebet rıza göstermemiz bekleniyor. Ayrıca daha az zararlı falan da değil bu elektronik sigaralar. Evali hastalığını duymayan kalmasın. Hani şu doğrudan elektronik sigara ile ilişkili olan hastalık. Elektronik sigara kullanımı ile ilişkili akciğer hasarına verilen bir isim bu. İngilizcesi E-Cigarette and Vaping Use Associated Lung Injury.
kısaltılmış hali EVALI. Bu EVALI hastalıkların uluslararası sınıflamasında U07.0 tanı koduyla tescillendi. Dolayısıyla elektronik sigara hasta eder, konu kapandı. Daha az zararlı falanla gelmeyin. Şimdi bakıyoruz. Türkiye'den de katılımcıların yer aldığı zirvenin en çok tartışılan konularından biri vergilendirilmemiş, denetimsiz ve içeriği bilinmeyen kaçak ürünlerin oluşturduğu tehditler olmuş. Her ne zaman vergi lafını duysam aklıma kar geliyor elbette. Birisi bir işten kar ediyor ki ortaya vergi doğuyor. Kar edilmesi için birilerinin cebinden para çıkıyordu olması şart. Tabii şimdi buraya kadar tamam. Düzenin yürüyebilmesi için alışveriş şart. Tümden kapitalizme karşıyım gibi bir söylemim yok açıkçası. Ama söz konusu tütün ürünleri veya şekerli gazlı içecekler gibi sağlığa zarar veren ürünler olunca işin rengi değişiyor. Acım da var bu konularla ilgili. O yüzden ruhum da kararıyor. Diğer tütün ürünleri gibi elektronik sigara konusu, cebinden para, canından sağlık çıkanlar ile yani bütçesi vergi, kasası para dolanların bir savaşı. Elbette tütün ürünlerine ki elektronik sigara da yasal düzenlememize göre bir tütün ürünü. Tütün ürünlerine bağlı bozulan sağlık nedeniyle bütçeden yapılan devasa harcamalar da savaşın bir başka cephesi. İş gücü kaybı, bozulan aile düzeni, sosyal karmaşa, buna bağlı sosyal karmaşa falan kısımlarına hiç girmeyelim. Başka zamanlarda bunu konuşuruz. Devam edelim. Zirvede sadece elektronik sigaranın etkileri değil, aynı zamanda dünyada uygulanan regülasyon, bu lafa takıkım ve düzenlemelerin sonuçları da tartışıldı deniliyor. Servis edilmiş haberde. Sonuç ne? İngiltere'de elektronik sigara serbest ve İngiltere bu tırnak içinde regülasyon doğrusu hukuksal düzenleme nedeniyle bin pişman. Avustralya'da elektronik sigara yasak. Ne olmuş? Avustralya'da sigara içenlerin sayısı giderek azalıyor. İngiltere'de ise en azından tek kullanımlık elektronik sigaraları 2024 yılında yasaklamayı planlıyor. Çünkü çocuklar arasında elektronik sigara kullanımı artmış. Serbest bırakırsan artar. Diğer taraftan bu başka bir hikayeye kapı açıyor. Şöyle ki bir tarafta BAT, British American Tobacco, JTI falan gibi endüstri devleri var. Diğer tarafta onlara kafa tutan pastadan pek de minnoş denemeyecek kadar ciddi pay alan kullanat tarzı elektronik sigara imalatçıları var. Mesela Lost Mary ve Elf Bar gibi. İngiltere'de şu an endüstri arasında o kavga sürüyor. Bunu da belirtmek gerekir. Evet, zirvede konuşan BAT Bilim Başkanı Sarah Baxter Wright. Bugün 24 milyon kişi yeni kategori ürünler kullanıyor. Bu sayının 2030'da 50 milyona çıkacağı öngörülüyor. Yani şaka mısın? Sayın Tütün Endüstrisi'nin bilim başkanı. Valla böyle bilim başkanın olsun, bat her gün batar. Sarah Baxter Wright kısaca diyor ki insan sağlığına zararlı ama sigaradan daha az zararlı. Elektronik sigara kullananların sayısı 6 yılda %100'den daha fazla artacak.
Bunun için her türlü hinliği yapıyoruz. Herhalde öyle diyor, yoksa nasıl artacak? E aferin, 10 puan yine. Batın bilim başkanına. Tabii endüstrinin bünyesindeki bilim başkanından da tarafsız olmasını beklemek doğru değil. Haksızlık etmeyelim. Sonra Sayın Bilim Başkanı tabii devam etmiş. Yeni kategori ürünlerin geleneksel ürünlere kıyasla daha az zararlı olduğu ve %95 daha az emisyona neden olduğu kanıtlanmış durumda demiş. Bir bilim insanı daha az zararlı derse, yani batsın bu dünya. Benim görüşümde zararlı mı zararsız mı? Daha az zararlı ne ya? Ayrıca daha az zararlı falan da değil, daha az zararlı olmadığına dair kanıtlar mevcut. Hastalık kodlaması ithaf edilmiş. Yani daha ne olsun daha az zararlı? Evet, geldik haberin alt başlığına. En büyük sorun düzenlemelerin olmaması. Şimdi bu tabii çok yanlış bir bilgi. Düzenleme var. Şöyle ki, elektronik sigara bir tütün ürünü. Tütün ürünleri için mevcut olan her düzenleme elektronik sigara için de geçerli zaten. Artı elektronik sigaranın ithalatı ve yurt içi satışı da yasak. Böyle bir düzenlememiz de var. Bunun neresini regüle edeceksin? Önce serbest bırakılsın, ama bir tek bana serbest bırakılsın, öyle tek kullanımlıklara, paflara serbest bırakılmasın. Hallerinin elbette farkındayız yani. Küllüm salak da değiliz. Evet, Bat Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Güven demiş ki, en iyisi tütün ürünlerinin hiçbirini kullanmamak. Ülkemizde yasak olmasına rağmen özellikle genç nüfusta yeni kategori ürünlerin kullanımında artış var. Siz bir de yasak olmadığını düşünün Sayın Güven. Artışı siz o zaman göreceksiniz. Zaten tüm çabanız da o yönde. Tabii Sayın Güven burada mecburen tütün ürünlerinin hiçbirini kullanmamak en iyisidir demiş. Öbür türlüsü reklama giriyor ve tütün ürünleri reklamı yapmak daha az zararlı, sigara içmeyin, elektronik sigara için, sigarayı bırakmak için elektronik sigaraya başlayın falan filan demek hukuken de yasak. Tütün ürünü reklamı yapmak yasaktır şeklinde bir tırnak içinde regülasyonumuz var. Evet, gençlerin erişimine engel olmanın tek yolu ise doğru. Bu kelime beni benden aldı. Regülasyondan geçiyor şeklinde bir de şaka patlatmış Sayın Güven. Gençlerin erişimine engel olmanın en sağlam yolu sizin bu mereti üretmemeniz. Sağlığa zararlı. Biz üretelim, siz kullanmayın. Bu nasıl ticaret? Bu nasıl ticaret? Devamı da var. Böylece bu ürünlerin sadece lisanslı noktalarda satılacağına ve gençlerin ürünlere erişiminin kısıtlanacağına değinen Güven, doğru regüle edilmediği takdirde kaçak oranı giderek artacaktır diye ekledi. Doğru regüle, regüle. Yanlış söylemiş. Ve kötüsü, bence yanlış söylediğini bile bile yanlış söylemiş olması. Kaçak oranı giderek artacak diye zararlı bir ürünü üretmene izin veririz. Öyle mi? Gümrük kaçağı dediğimiz olayda ele geçen mallar markalı mallar değil mi? Hepsi merdiven altı mı? Ben olsam her yakalanan kaçak malın markasını kamuya ilan ederdim. Ya da markalı ya da markasız kaçak mal var diye duyururdum. Bu harika bir endüstri deyimiyle yine tırnak içinde regülasyon olurdu.
Böyle bir şeye bayılırdım. Evet. Devam edelim. Regülasyonlar ve düzenlemeler hayata geçtiğinde bu kaçak ürünler engellenirken sadece ilk yıl 100 milyon dolarlık bir vergi kaybının önleneceğini öngörüyoruz. Bu rakam 5 yıllık süreçte 2 milyar dolara ulaşacak. Ah. Yani bu ne? Garip, itici, hiç güzel olmayan, yine bir iletişim kazası açıklama. Burada bunu söylediğin zaman itici oluyorsun. Ayıp ya. Yani 100 milyon dolarlık bir vergi kaybı diye söylerken insanlar bunun bilmem kaç milyon dolarlık sizin kar kaybınızın peşinde olduğunuzu zaten kafadan anlıyor yani. Bunu gizlemelisiniz. Niye burada açık açık ilan ediyorsunuz? Garip. Evet, şurayı atladım. Oraya ben geleyim. Regülasyonların hayata geçirilmesiyle birlikte uzun vadeli, çok paydaşlı, aman aman ve değer sağlayan bir dönüşümün mümkün olacağını belirten güven şöyle devam etti. Valla kim bundan ne anladı? Regülasyonlarla elektronik sigara üretiminin, ithalinin, reklam ve satışın serbest bırakılmasının, bir tütün ürünü gibi vergilendirilmemesini talep edildiğini bilecek kadar işin içindeyiz 10 yıllardır da. Bunlar serbest kalınca uzun vadeli, çok paydaşlıdan kastedilen nedir? Umarım bu ürünlerin eczanelerde satılmasından ya da bağımlılara devlet tarafından dağıtılmasından, hani sigara bıraktırma iddiası falan bahsedilmiyordur. Çünkü elektronik sigara bıraktırma iddiasıyla pazarlanmaya çalışılıyor. Yani insan düşünmeden edemiyor. Umarım böyle bir şey söylemiyorsunuzdur. Tabii endüstri açısından böyle bir dönüşüm ciddi değer sağlar. Zaten o ciddi değer sağlama nedeniyledir bunca çabalarınız. Oy 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 oy. Yaptığımız çalışmalar sadece İstanbul'da 18-50 yaş arası nüfusta PAF'ların kullanım oranının %6,6'ya ulaştığını gösteriyor. Bu nasıl bir çalışma? Metodolojisi nedir bilmiyorum. İthali ve yurt içi satışı yasak bir ürünün kullanım sıklığını nasıl hesaplıyorsunuz acaba? Anlamadım. Türkiye'nin, yani sadece İstanbul'danmış ama onu Türkiye olarak bakacak olursak, İstanbul'un 18-50 yaş nüfusunu bilmiyorum ama Türkiye'nin 18-50 yaş arası nüfusu yaklaşık 39 milyon. Şimdi bu nüfusun %6,6'sı 2,5 milyon gibi falan, değil mi? Belki biraz daha fazla, 2,5 milyon. 2,5 milyon PAF. Yani tek kullanımlık elektronik sigara mı kullanıyor? Tabii 18 yaş altını hesaba katmamak başka türlü ilginç. Çünkü 18 yaş altında da yaygın olduğunu biliyoruz. Şimdi burada aslında hükümete de çok ciddi yüklenme var. Bunca kaçak mal nasıl oluyor da oluyor, aciz misiniz gibi bir beyan bu. Kaçağı önleyemiyorsanız ki Batın Sayın Murat Güven'ine göre 2,5 milyon kişi günde bir paf tüketse, ayda 77 milyon adet elektronik sigara düzenli olarak sınırlarımızdan içeri giriyor demek. Yanlış hesap etmiyorum. 2,5 milyon kişi günde bir paf.
30 bin ayda, eğer günde bir puf tüketseler ayda 77 milyon, evet. Vallahi vah vah vah. Ya bat desteksiz atıyor ya da Türkiye batmış. Kaçağa teslim olmuş. Ne diyelim? Sayın Cumhurbaşkanımız duysun. Şimdi yani hal böyle olunca ve bat da tek kullanımlık elektronik sigara üreticisi olmadığından kaçağa karşı kıyamet koparması şimdi anlaşılır bir durum oldu. Yani. Ay, ilginç. Dolayısıyla halihazırda milyarlarca liralık bir vergi kaybından da bahsediyorum. Bunu okumuştum yani. Tabii vergi, milyarlarca liralık vergi kaybından bahsederken Batın da milyarlarca liralık kazanç kaybından da bahsediyor oluyoruz. Yani. Geçelim. Yani kaçağı satış yasak ürünün çok ilginç yani. Regülasyonlar ve düzenleme hayata geçtiğinde bu kaçak ürünler engellenirken diyor. Yok öyle bir şey. Yok. Kaçak her zaman, her fiyat seviyesinde vardır. Satışı yasak ürünün de kaçağı bulunur. Satışı serbest ürünün de kaçağı olur. Şimdi satışı serbest olan tütün ürünleri var, sigara var. Onların kaçağı yok mu? Var. Kaçağı önlemek tabii bir asayiş. Güçlü hükümet, güçlü kolluk, güçlü ekonomi ve açıkçası tütün kontrolünde samimiyet meselesidir yani. Öyle yasallaştır, fiyatı indir falanla bitmez kaçak. Çocuk muyuz? Yani. Evet. Böyle bir dönüşüm için yatırıma da hazırlıklı olduklarını vurgulayan Güven, Sayın Güven ya. Bir de yatırım yapmayın. Teşviklere falan başvurun, tam olsun. Toplam 200 milyon dolarlık bir yatırım ve 1500 kişiye ek istihdamdan bahsediyoruz demiş. Peki herkes elektronik sigara kullanmaya başlarsa, ne de olsa sigara bıraktıracak ya bu elektronik sigaralar. Tütün ürünleri imalatında çalışanlar işsiz mi kalacak? Onların hali ne olacak? Tütün çiftçisinin hali ne olacak? Gerçi onları korumakla da vazifeli değilim, yanlış anlaşılmasın. Ay, daha fazla bu zirveyi okuyamayacağım. Kimse kusura bakmasın demek üzereyim ama neyse, ha gayret, son cümledeyiz. Güven sözlerini şöyle tamamlamış. Geleneksel ürünlerde kayıp kaçağın oranını %20-25 olduğu tahmin ediliyor. Hızla yaygınlaşan yeni kategori ürünlerde ise bu oranın %100 olduğu kesin. Oo. Nasıl kesin? Nasıl %100? Beyefendi, farkında bile değilsiniz belli yani. Her ne kadar ithali ve yurt içi satışları yasaksa da elektronik sigaraların 18 yaş üstü yolcu beraberinde Türkiye'ye girmesi serbest. O yüzden kullananların kaçak mı, yasal ürün mü kullandığı, yoksa yolcu beraberinde gelen malların yurt içinde satılıp satılmadığı denetlenemiyor. Velhasıl siz önce mevcut, tırnak içinde, o komik kelime, regülasyonlara vakıf olun ya da bu matematikle anca çocukları kandırırsınız. Doğru hukuksal düzenleme, yurt dışından yolcu beraberinde elektronik sigara getirilmesini yasaklamalı. Tütün ürünleri duty free satışlarından kaldırılmalı. Ve incelediğimiz kadarıyla diğer tütün kontrolüne dair hukuksal düzenlemenin eksik, uygulanamaz hükümleri şeklinde olmalı. Sonuç olarak kaçak yakalanır ve yasallaştırılmaz deyip bu videoyu ben bitireyim. İçim karardı. Keyifli incelemelerde buluşmak üzere diyelim.